Tüm dünyayı kasıp kavuran Mask Singer şimdi Türkiye'de. Kendi alanlarında en ünlü isimler maske ve kostümleriyle size şarkılar söyleyecekler. Onları yalnızca seslerinden tanıyabilir misiniz? Ünlü dedektiflerimiz Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol onların kim olduklarını bulmaya çalışacaklar. İşte maskeli ünlüler. Unicorn, gözcü, geyik, tavus kuşu, aslan, ejderha, ayna, şövalye, dinozor, ağaç, iskelet, kuzgun, ördek, gladyatör. Kimlikleri hem sahnede hem de sahne dışında gizli tutulacak. Seyirciler de gizlilik sözleşmesi imzaladılar. Röportajlardaysa seslerini bozacağız. Sevgili tavus kuşu, sen bir futbolcu musun? Çiçek taksi ya da akasya durağında oynadınız mı? Hayır, oynamadım. Televizyonun en iyi saklanan sırrı. Maskenin ardında kim var? Peki ünlülerden oluşan dedektifler onların kim olduğunu bulabilecekler mi? Bu kalemi tutuyorum çünkü elimde şu an. Evet. Gecenin sonunda seyircilerden en az oyu alan ünlümüz maskesini çıkaracak, onun kim olduğunu göreceğiz ve programa veda edecek. Ve karşınızda sunucumuz Tansel Öngel. Hanımlar, beyler, çocuklar, hepiniz maskeye hoş geldiniz. Biz buraya kimseyi ünlü yapmak için toplanmadık. Çünkü bizim yarışmacılarımız zaten çok ünlü. Şu andan itibaren hepimiz maskelerin ve kostümlerin altında hangi ünlülerimizin yarıştığını bulmaya çalışan dedektifleriz. Ama önce programımızın birbirinden önemli, birbirinden ünlü, işlerinde harika şeyler yapan gerçek dedektiflerimizi tanıyoruz. Alican Yücesoy. Çipil gözleri ve yağış çukurluğuyla. Vay vay vay. Doğu Demirkol. Saygılar, saygılar. Bravo. Seyircimize bu alkış. Bravo. Ve Melis Sezen. Oh! Michael Jackson ceketiyle. Bu arada yarınki bölümde Melis yerine Eda Ece bizli olacak. Sonra da her hafta Alican, Melis, Eda ve Doğu dedektiflerimiz olarak devam edecekler. Bunu da hemen burada söylemek istedim. Ve şimdi bu o kadar gizemli bir yarışma ki sevgili seyirciler, kimse kimsenin kim olduğunu bilmiyor. Biz o maskelerin ve kostümlerin içinde kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Dahası onlar da birbirlerini tanımıyorlar. Yani burada maskeler çıktığında belki de bir yarışmacımız dedektiflerimizden birinin eski sevgilisi olabilir. Eski defterleri açalım mı? Siz ne hissediyorsunuz? Ben çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Heyecanlıyım, meraklıyım, merak ediyorum. Umarım aynı evde yaşadığım herhangi biriyle karşılaşmam. Ben aynı evde yaşadığım herhangi biriyle karşılaşamam. Benimkiler arkadaşlar bilgisayar mühendisi yapıyor TÜBİTAK'ta falan. Doğu tamam. Yani ev arkadaşların olmayacağı galiba garanti de. Ya eski sevgilin çıkarsa ne yapacaksın? Alkışlarım. Performansını değerlendiririm. Aslında benim merak ettiğim şey şu. Biz bilirsek ne oluyor abi? Kimin çıktığını? İşte çok önemli bir soru bu. Hiçbir şey olmuyor. Puan almıyor muyum? Hayır, bilmiş oluyorsun. Ama yani bilip bilmediğini yarışmanın sonuna kadar anlayamazsın ki. En son yarışmacı birinci olursa ne oluyor? Altın maske ödülünü alıyor Alican. Bravo! Ve kocaman alkışlarınızla yarışmamızın müzik direktörü Metin Özdülkü. Metin abi sen tanıyor musun gerçekten yarışmacıları? Tanıyorum ama tanımamazlıktan geliyorum diyelim. Çünkü hafta boyunca gerçekten yoğun çalışmalar yaptık.
Ve birbirinden değerli isimler hakikaten hepsi. Ve ben de şimdi merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü burada artık finalize edilmiş halini ben de seyredeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu belirtmek istiyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Televizyonların başındaki sevgili seyircilerimiz, siz de tahminlerinizi bizle @maskekimsinsen hashtag ile paylaşabilirsiniz. Hepinizin tahminlerini çok merak ediyoruz ve bekliyoruz. Hanımlar, beyler, çocuklar, şimdi geldik yarışmamızın kurallarına. Bizimle birlikte 14 tane ünlümüz bu yolculuğa çıkıyor. Ama bu gece, yani programımızın birinci gecesinde önce 7'sini ağırlayacağız. Bu ünlülerimiz kendi maskelerini korumak için onları tanıyamayacağımız kostümleriyle ikişerli ya da üçerli gruplar halinde birbirleriyle çarpışacaklar. Her iki performanstan ya da üç performanstan sonra stüdyo seyircimiz ünlülerimizi oylayacak. En çok beğenilen ünlümüz önümüzdeki hafta başka bir performansla yeniden aramızda olacak. Ama daha az oy alan ünlümüz gitmiyor. Gecenin sonundaki potaya kalacak. En az oyu alan maskesini açacak. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu gece bizde olacak ünlülerimizi, yani daha doğrusu maskeleri size tanıtmak istiyorum. Unicorn, gözlüğe karşı. Aslan, şövalye ve dinozora karşı. Ejderha, ağaca karşı. İlk yarışmacılarımızı, ilk çarpışmayı, ilk karşılaşmayı başlatmak için sahneye davet ediyorum. Unicorn! Wow! Vay vay vay. Ve Unicorn'a karşı gözcüyü sahneye davet ediyorum. Muazzam. Şimdi Unicorn size performansını sergileyecek, daha sonra gözcü sergileyecek. Ama ünlümüzü bulmak için önce Unicorn'un 3 doğru bir yanlıştan oluşan ipucu paketini izliyoruz. Ardından Unicorn sizlerle. Size bir Unicorn'a nasıl dönüştüğümü anlatmak istiyorum. Kendime de evime de yabancı olduğum zamanlar oldu. Kendimi keyifsiz hissettiğim zamanlarda bir unicorn olduğumu hayal etmek bana hep umut verdi. Yabancı hissetmeden yürüyebiliriz bence. Ve işte şimdi bu maskenin altında kendimi rüyalarım gerçeğe dönüşmüş gibi hissediyorum. Gelin bu sihirli dünyayı benimle birlikte keşfedin. Ahmet, Mehmet, Süreyya,
boş, hepsi rüya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek, dersin görmüşüm rüya. Boş vermişim, boş vermişim dünyaya ben, boş vermişim. Vallahi aldırmıyorum, el alem ne söylermiş. Vallahi aldırmıyorum, el alem ne söylermiş. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Hanımlar, beyler, çocuklar. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Çok, çok. Olmayacak bir performans. Kesinlikle tebrik ediyorum. Müthiş. Harika kostüm. Çok harika bir performans. Ben konuşmayayım, siz konuşun. Nasıl buldun Alican? Ya çok çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Ya söyleyecek hiçbir şey yok abi. Çok iyiydi. Doğu sen? Abi ne kadar iyi olduğunu Ali abi anlatamadıysa ben de anlatamayacak gibiyim. O da becerim, ben de anlatamayacağım. Çok iyiydi diyoruz sadece. O kadar iyiydi ki kim olduğunu tahmin etmeye oynamayacağım bile. Çünkü yüzü açılmayacak uzun bir müddet. Kesin açılmayacak. Kimse kim diyorum arkadaş. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bayıldım ya, o cilveler. Allah'ım, böyle bir şey yok. Tam bir asilzadesiniz bir de yani, bayıldım şu an. Kesin size normalde de bayılıyorum belli. peki, peki ipuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şeyler bulabildiniz mi orada? Şimdi çalıştık burada tabii. Abi şimdi tabii çok şey yapamadılar. Ben dedim ki kesin yabancı, aileme yabancı, nerede olsam yabancı hissediyorum kendim dediği için. Biz mi çaldık? Bunları evet, biz söyledik zaten. Yok. Biraz bocaladılar. Ben dedim ki yabancı bir oyuncu olabilir. Vilma Elles olabilir veya dedim... Kim? Vilma Elles. Daha tahminleri almıyorum. İpuçlarından ne çıkarttınız diyor. Bir şey söyleyeceğim. Onu eleyim dedim. Tamam, da onun mikrofonu kapatır mısınız? Lütfen. Şaka şaka. Doğucuğum, daha tahminleri almıyoruz. Bir konuşalım ipuçlarını, sonra tahmin alalım. Belki tahminin değişti. Lütfen dedim. Melih, sen ipuçlarından ne çıkarttın? Yani şöyle, ipuçlarında işte taksiyi görünce bak sahneye o kadar hakim ki yani kesinlikle bir oyuncu olmalı. Taksiden ben taksi dizilerine gittim. Akasya Durağı, Çiçek Taksi. Oralara gittim biraz. Ben söyledim onu, benden duydum. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Onu tam bocaladılar, dedim ki taksiden dedim, taksi dizilerine bakın dedim. Bakalım dedim daha doğrusu. Ama daha sonra... birinci program, birinci konuk bir Doğu. Abi... Aa, bu da bizim bir arkadaşımız. Sen tanıyorsun bunu. Anlaşıldı. Alican, sen ne çıkarttın ipuçlarından? Doğu gerçi bütün bizim bulduğumuz şeyleri anlattı ama... Resmi unuttuk. Resim ne? Var. Resim, resim çok önemli. Resim yapıyorum, oradan birini bulamadım. Yalınız falan mı var? Sürekli denizin kenarında resim yapıyorsunuz. Çok havalı. Ya oyuncu olduğunu düşündürdü bize. Kendini burada yabancı hissetmesi üstünden birkaç isim düşündürttü. Vesaire 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 yani şu anda ama biraz... Ama şu an yani aksan hiç yok. Hiç aksanlı gelmedi, evet. Yabancı, neden yabancı hissediyorsunuz kendinizi? Aksan olmayınca insan niye yabancı hisseder ki? O onunla ilgili olmayabilirdi o. Bende bir aksan var, ben niye yabancı hissetmiyorum? İç Anadolu'ya gittim mi gayet rahat hissediyorum kendimi. Yabancı bence fake değil yani, yanlış ipucu değil yani. Durup dururken nereden aklına gelecek yabancı? Yani benim çıkarttığım sonucu merak ediyor musunuz mesela? Evet. Evet, sen söyle. Hani böyle annesi, babası filan birisi, başka bir ülkeden gelen oyuncular var ya böyle birkaç tane çok ünlü yani. Sen bize yardım edemiyor musun? Ben bilmiyorum ki yardım edeyim Melis, ben de tanımıyorum. Hayır işte sen de fikrini söyleyemiyor bence musun? Bence işte şey olabilir yani hani... Ne bileyim ben, Yasemin Allen var. Evet. Sema Ergenç var. Bir sürü bir oyuncu var böyle, bir annesi babası evet, yabancı olan. Meryem Uzerli var. Bu isimlerin çoğunu düşündük biz de.
Bir de şimdi arkada şey vardı ya, Saray. Evet, o Saray da bizi şey yaptı. Arka Ali fonda... Can söyledi. Ki Saray. Ha. Şarkıyı söylerken arka fondaki o Saray görüntüsü de bize bir şeyler söyledi. Hürrem'e gönderdi bizim zihnimizi. Evet, yönlendirdi ama yanıltıcı olabilir. Hanımlar, beyler. Ekranlarınız başında çok merak ediyorsunuz. Bu meraklarınızı biraz dindirecek bir bölüme geldik şimdi. Dedektiflerimiz performansı sergileyen ünlümüze bir soru soracaklar. Ama sadece bir soru ve tek bir cevap hakkı var. Şimdi Melis. Ben mi soracağım? Evet. Ladies first. Yalı. Ay. Yalı'da oturuyor musun deme. Böyle bir şey katmaz. Tamam mı? Evet. Soracağın soruyu söyleyeyim bak ben sana. Şey sor. İki aşı o, Biontech mi olmuş? Ha? Şeyi soracakmış. Çift aşı Biontech mi olmuş? Oradan bir yere varamaz. Biontech olmuş galiba çift aşı. Biontech mi? Ay kandırmıyorsunuz bizi değil mi? Yani. Şey yapma, harcama. Biontech. Hayır, harcamıyoruz tabii ki. Yok yok. Ama belli olmaz bu tanser. Saçmalama, oradan hiç yere varamayız. Tamam, okey. Herkesin her reisi Biontech oldu. Soy ismini sor, soy ismini. Çok kritik bir soru geldi aklıma. Yabancı uyruklu musun dediğin zaman birçok oyuncuyu egale edebilirim. Ama yabancıyı bence zaten uyruklu bize verdi. Yani uyruk değil de o zaman şey misin, gurbetçilik var mı tarzında? Olur, bir daha ben su içerken konuşmam. Olmaz mı? O yemez, o yemez mi? Ne diyorsun? Olmaz mı Melis? Sorayım mı? Yani yabancı mısın? Onu dediğim zaman doğru soruyu sorsan anladın mı? Evetse cevabı çok limitli bir yere gruba şey yaparız, şey yapacağız. Öyle artık mi? Evet. Sanki ben. Hayırsa ne yapacağız? Kaybolduk. Hayırsa da geniş bir şey. Hiçbir şey elde edememiş olacağız hayırsa. Ama mesela senin dediğin gibi Sinovac'ı Biontech'i sorsak hiçbir anlamı yok. O senin dediğin gibi mi? Abi inanamıyorum bu sefer, ya. Bu sefer her şey canlı oldu değil mi? Hanımlar, beyler, çocuklar, jürimizin sorusu yarın. Hadi sor. Peki tamam, soruyorum. Tamam bunu soracağım. Üzgünüm harcadıysam soru. Hayır, beni harcayacaksın. Senin inisiyatifin şimdi öyle bir şey. Oyuncu olduğunuzu düşünüyoruz biz. Çiçek Taksi ya da Akasya Durağı'nda oynadınız mı? Hayır, oynamadım. Hayır, oynamadım geldi. Bravo. Vicdan azabınla baş başa bıraktım. Çok kötü bir atış yaptım ya. Hayır hayır, kötü bir atış yapmadım. Olsun, deneme. En azından ilk sorumuzdu. Oyuncu. İlk sorumuzdu. Kesin oyuncu. Evet, ilk soru böyle olur. Ama şimdi tahminleri alacağım. Ben Vilma Elles diyorum. Vilma Elles dendi. Mantıklı gelmedi bana. Ya bence de değil. Metin Özülkü burada olduğuna göre Eda Özülkü olamaz. Ama işinizden birinin sevgisi olabilir dedi, sizi söylemedi hocam. Demek ki bir dakika. Allah Allah ya. Beren Saat değil. Ben teker teker hepsini eleyeceğim abi, bir dakika. Ben söyledim. Kim? Vilma Elles mi? Vilma Elles dedim. Ben Vilma Elles dedim. Hayır, değil, aksan yok. Vilma Elles değil ya. Evet, hiç sıfır aksan. Bir şey diyeceğim, Farah falan olabilir mi ya? O da yabancı tarafı yok mu? Güzel. Yabancıdan gidiyorsak. Tabii abi. Bir şey diyeceğim, biz sarıya mı takıldık acaba hepimiz? Sarışın evet, sarıya takıldık ya. Doğru söylüyorsun. Tüh ya, Vilma Elles dedim ya. Peki, Vilma Elles, Farah Zeynep Abdullah ve... Nilgün Belgün. Nilgün Belgün. Hanımlar, beyler, Unicorn'u uğurluyoruz. Ve... Bravo! Bravo! Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Bu gecenin ilk karşılaşmasının ikinci ünlüsünü sahneye davet etmek istiyorum ama önce... Üç doğru, bir yanlıştan oluşan ipucu paketini izleyeceğiz. Daha sonra performansıyla Gözcü bizlerle birlikte olacak. Buraya gelene kadar çok uzun bir yolculuk yaptım ve size gelecekten haberler getirdim. Performansımla size başka bir dünya yaşattıracağım. Berlin. Eğer kendi mesleğimi yapmıyor olsaydım, kesinlikle bir muhasebeci olmak isterdim. Bunun şeyi, aksanı var bunun. Aksan var, evet. Gelecekten geldiğim için bu yarışmanın sonucu zaten biliyorum. Kazanan ben olacağım. Aa, çok iyi şarkı.
hayır sorma sana. Unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana. Aşık etti beni kendine. Futbolcu falan değil ya. Bayağı kalıplı bir insan. Aradım seni her yerde. Hiç kimselere soramadım. Elimine karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gitti insafsız. Böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim. Gözüm yollarda kaldı. Sana unuttum seni sanma. Dünya bir yana. Kim o? Bana kopya verir misin? Bana kopya verir misin kim o? Kral söyle Allah aşkına. Ay ne doğru olur söyle. Ne olur ne biliyorsun. Olur. Biliyorsun. Beni kendine sonra da terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde. Hiç kimselere soramadım. Elimine karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gitti insafsız. Böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim. Gözüm yollarda kaldı. Hanımlar, beyler, çocuklar, Gözcü! Nasıldı performans? Nefisti hocam. Çok iyi. Ben ama bu sefer nefis 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 demeyeyim. Bu sefer Doğu başlasın hadi. Nefis 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 nefis. Abi çok anormal bir performanstı gerçekten. Ama galiba hepsi çok iyi olacak. O yüzden performans hakkında bir şey söylemenin şeyim yok acaba. Hani kötü olsa da olmadı, bu kötü performans diyecek halimiz de yok açıkçası. Dansçılar bizi şaşırttı. Evet, ama dansçılar yerine keşke siz gelseydiniz buraya. Evet. Daha iyi olmaz mıydı? Ya adam önünü göremiyor, nasıl gelsin bu kostümle? Bayağı dans ediyor, görüyordu ya. Vallahi evet, yani biz sahnede gördük şovu. Önünü bence buraya gelirdi. Gözcü mü olur arkadaş? Gelse birazcık ipucu araklamaya çalışırdık. Yani Doğu çünkü şöyle şeylerle geliyor. Diyor ki dansçıları sıkıştıralım. Yani bilgi almak için dansçıları sıkıştıralım. Kimdi bu falan diye, ama onların da bilgisi yok bildiğim kadarıyla. Biri bir söyleyecek gibi oldu ama şurada değil mi? Bir tık bir daha şey yaptı ama. Sordun mu dansçıya? Tabii ki sorduk. Şakayı yapıyorsunuz. Acan saçmalama, kaçırır mıyız? İnanamıyorum size ya. Sorma değil, Allah'ın adını verdim gene söylemedim. İpuçlarından ne çıkarttınız peki? Yani böyle Almanya'da vakit geçirdiğini varsayıyoruz. Hatta orada doğmuş büyümüş olabilir. Doğucuğum sen? Muhasebeci olmak istediğini çıkardım. Elektrik, elektronik gibi o tarz bir şeyler vardı. Oradan cezaya gitti aklım ama ceza olsa herhalde sesinden anlardık ceza olduğunu. Sen ne sonuç çıkarttın ipuçlarından Melis? Sagopa falan deme bana özenip de. Yeter artık ya bunlar gerçekten. Benim yolumdan ilerledi ya. Olmaz abi. Ay çok pardon. Bana özenip Sagopa diye düşünüyorum. Ya gelecekten gelme, gelecek kısmı... O bariz yalan abi. Hayır, saat olarak gelecekten geliyor işte. Ha? Demek ki doğudan değil, batıdan mı geliyor? Aa! Ya hey, dur. Hey, şoklattı beni. Şimdi Berlin yalansa patlarız. Bence değil. Ama evet, sanki bir aksan da var gibi. Uzun yolculuk kesin. Ya galiba Berlin'den, bir de şu... Hareketler falan bana... Evet. Hamit Altıntop dedi. Onu ben söyledim. Dedim, ben oradan Kila Hakan'la şey gittim sanki. Kila Hakan da anlaşılır bence şeyinden. Ses kullanma tarzına. Ama... gibi böyle bir sonlarda. Evet, tamam. Bence ipuçlarından çok güzel değerlendirmeler yaptınız. Elinizde bayağı bir malzeme var. Şimdi o zaman şeye geçelim mi? Alican, sen sorar mısın?
Soruyu mu? Evet, bir soru ve bir cevap hakkı var. Ne soracaksın? Ama öyle bir soru soracağız ki... Alican abi bir şey söyleyeceğim. Benimki gibi sorma. Çok kritik bir şey söyleyeceğim. Boyda 1.85 falan Tansel abiye bakarsak... Ha. O yüzden Hamit Altıntop falan değil yani. Hamit Altıntop uzun. Kaç? Yani... Göğsü ama... kadar vardır Hamit Altıntop. Bir şey diyeceğim, tamam, bir de esprili zaman... biri bence. Yani bence o danslar falan yani... Ya bir de bizi şimdi Hamit yani böyle futbolcuya götüren şey şu sondaki... Şu hareket oldu. Ya ne yazık ki ben de bilmediğim için size bir yönlendirme veremiyorum. Hocam, ama bana da sorarsanız Berlin işte falan. O zaman tamam, futbolcu ben soracağım sorumu. Futbolcu musun de? Ali abi futbol... Yıllardır gangsta mısınız, yıllardır aleminiz batak mı? Şimdi böyle soruda... Bu sorunun olacağına emin miyim? Evet. Kreuzberg'de büyüdüm. Kreuzberg'de büyüdün. Aa, bence çok iyi cevap. Çok, çok net iyi cevap. Ya. Çok iyi, net. İyi cevap. Çok teşekkür ederiz. Evet, tahminlere geldik. Kila. Kim? Kila. Kila. Kila Hakan. Kila Hakan. Hilgün Belgün değil. Halit Altıntop muydu Halit Altıntop? Halit Altıntop. Kardeşi? Halit Altıntop. Neden onun adı geçmiyor? Athena Yoga'nın kardeşi gibi onun adını Halit Altıntop kimse söylemiyor. Haksızlık. Halit Altıntop diyorum. Hadi bakayım ne diyeceksin? Halit değil, Halil Altıntop. Öyle mi? Aman be. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Şimdi gecenin ilk oylamasını yapmak için Unicorn'u sahneye davet ediyorum. Unicorn! Evet. Onlar da selamlaştılar. Ve birbirinden güzel performansları birlikte seyrettik. Şimdi stüdyodaki seyircilerimiz kararlarını verecekler. Tek oy verme hakkınız var. En çok beğendiğiniz performansı sergileyen ünlümüz gelecek haftalarda bizde yoluna devam edecek. Daha az oy alan ünlümüz ise bu gecenin sonundaki potaya girecek. En az oyu alan maskesini açacak. Unicorn mu? Gözcü mü? Sürenizi başlattım. Süreniz bitti. Ekranları başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Siz hangisini seçerdiniz? Unicorn mu? Gözcü mü? Evet, maske kimsin sene? Lütfen cevaplarınızı bekliyoruz. Birazdan sonuçlar bana ulaşacak. Ve bu gecenin ilk galibiyle ilk potaya gideceği belli olacak. Sizce kim? Alican? Bence Unicorn çıkar buradan. Ama sonraki performanslarda işler değişir. Ya o cilveye bir bayıldım, bir ben de bir... Ya evet, o cilve beni bir çekti. O yüzden Unicorn diyorum ama Gözcü de çok iyiydi. Bence ikisi aynıydı. Herhangi biri daha iyiydi diyemeyecek kadar ikisi de başa baş mükemmel performansa sergiledi. Yok, iyilikleri değil zaten. Olağanüstü. Ben seyircinin nabzını tuttuğum yerden söylüyorum. Hanımlar, beyler, çocuklar ve ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz. Bizimle önümüzdeki haftalarda devam edecek ünlümüz... Ünlümüz... Unicorn! Kendisini önümüzdeki haftalarda başka performanslarında seyredeceğiz. Şimdi alkışlarınızla uğurluyoruz. Ve Gözcü'yü de alkışlarınızla pota için uğurluyoruz. Gecenin sonunda yeniden onu davet edeceğiz. Çok
iyi. Ya hele o bacak çat diye kalktı. Aslan şu an benim favorim olabilir. Dalgıç mı onu sor? Dalgıç değilse kim dalmamıştır bir ki? Kişiyi elemiş olur. Üç, iki, üç kişiyi eleriz o zaman. Üç kişiyi eleriz ve kalan milyonlarca insanla baş başa. Çok kötü. Dalgıç rekorunuz var mı? Manken olarak. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Ali Ağaoğlu ile Turabi arasında kaldı. Tatlılığına beni değil Doğu'yu etkilersin ancak. Ya beni de etkilersin. Wow, wow, cool. Teşekkür ederim. Bu gece hangi ünlümüzün maske altındaki yüzünü göreceğiz? Maske açılıyor. Hanımlar, beyler ve çocuklar. Dünyanın en gizemli, en heyecanlı yarışmasında. Şimdi ikinci karşılaşmalarımız başlayacak. Karşılaşmalar diyorum çünkü bu bölümde üç ünlümüz birbiriyle karşılaşacak. Ve ikisi gelecek haftalarda başka performanslarla bizde olacak. Bir tanesi potaya girecek. Bu gecenin ikinci karşılaşmasında Aslan, Şövalye ve Dinozor birbirlerine karşı yarışacaklar. Aslan! Ne diyorsun ya? Ay çok seksi. Huzurlarınızda Dinozor. Hanımlar, beyler, üçlü karşılaşmanın diğer yarışmacısı, diğer ünlümüz Şövalye. Hoş geldin. Evet. Ya nasıl? Bu üçlü efsane. Bu burası yıkılıyor. Evet, evet. Woo! Hiçbiri eğlenmemeli. Evet. Belli ki kıyasıya bir çarpışma olacak. Kesinlikle. Öyle şimdi, görünüyor. Şimdi, hanımlar, beyler ve çocuklar. Aslan performansını sergilemeden önce Aslan'la ilgili ipucu paketimiz. Unutmayın, üç doğru bir yanlış ipucu var. Daha sonra da performansıyla karşımızda olacak. Ve alkışlarınızla Aslan'ın İpucu paketi. Siz beni günlerdir nasıl da kandırdınız. İnanamıyorum. Ne dilediğimi tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Tabii ki kazanmak için buradayım. Bak şey... Hediyelerime bayıldım. Bu işte beni serbest bu kadar yakından falan tanımanız gerçekten harika. YouTube mu bu? YouTube aboneliği. Sahne öncesi en çok ihtiyacım olan şey sıcak bir içecek. Bir ıhlamur alabilir miyim? Ah, çok iyi geldi. İşte şimdi sahneye hazırım. Let me love you every way that I can. I'll try to make you love.
so good. You make me feel just like I should. I know what you're thinking, uh-huh, good. Now rest of the world is overruled. Tell me what you see in other girls that are around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, now, I wanna give you everything you've been missing out. Just let go and let me love you every way that I can. I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and then. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you mine again. I'm in love with you, I'll be all you want me to. Make me wanna, make me wanna, I'm in love with you, I'll be all you want me to. Make me wanna, make me wanna, nothing in the world that will stop me, no sir. Nothing in the world that will stop me, no sir. Nothing in the world that will stop me, no sir. Nothing in the world that will stop me, no sir. No, 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 no. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all. Wow. Müthiş, müthiş. Tebrik ediyoruz. Harika değil mi? Çok iyi. Wow. Ya olağanüstü. Ya, bir çok iyi. Metin abi, tebrik ediyoruz. Süper. Müthiş performanslar. Ne düşünüyorsun performans hakkında? Çalışmalar sırasında işin bu noktaya geleceğini tabii hayal ediyoruz ama... Burada seyredince çok daha farklı oluyor her şey. Zaten çok başarılı. Tebrik ediyorum. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Bütün ekibi tebrik ediyoruz. Dansçılarımızı tebrik ediyoruz. Burhan ve Taner'i tebrik ediyoruz. Koreograflarımız. Ve geldik kıymetli dedektiflerimize. Nasıl buldunuz performansı? İnanılmaz. Heh. Çok iyi. Ya o, hele o bacak çat diye kalktı. Çok iyiydi. Evet, bayıldım. Ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim aslan olacağımı biliyor muydunuz? Ne zaman? Ya. Yarışmanın başında ben aslan olacaktım. Sonra olmadı. O yüzden... Kıskandın değil mi o yüzden? Biraz kıskanmış gibi olabilirim. Evet. Ama evet, o kadar anlaşıldı. Güzel kıskandım ki yani muhteşem olmuş gerçekten. Harika. Bayıldım. Çok güzel ama buna kıskançlık demiyoruz, imrenmek diyoruz. Çünkü evet, imrenilecek yani kadar güzeldi değil mi? Kıskanmaktan bahsediyorum, imrenmek yani. Ya. Çok harikaydı. Bravo. Ama harika, benden güzel de olurdu değil mi? Bir olurdu. Senden tabii ki. Bravo, bravo. Söylesin güzel bir tane patlatsın şarkı. Ama senin buradaki varlığından da mutluyuz. Yani, yani Doğu tabii ki hepimizden daha mutlu. Öyle ama... mi Doğu? Tabii ki güzel dostluklar, güzel muhabbetler çok önemli hepimiz için. Ama ben bayıldım, o yüzden biraz yanlıyım galiba ya. Aslan şu an benim favorim olabilir. Bilmiyorum. Evet. Harika. Sizin değerlendirmelerinizde Doğu kaldı böyle. Doğu nefes al, ver. Doğu anladık. Alican yardımcı olur musun? Alican. Ya çok iyiydi gerçekten. Dans kısmı, yani bu nasıl, ne ara bu kadar çalışıldı hakikaten? Ya yani Metin hocam çılgınsınız süre... ya. Hocam gerçekten saygılar. Biz tabii daha çok müzik kısmıyla ilgili dans içinde. Evet yani onun için diyorum Metin abi, hani müzik olarak çalışılmış, dans olarak da yani bu bayağı bir iş. Peki bir ipucu paketinde bir size neler çağrıştı? Aa çalıştık tabii ki. Tabii ki. Buyurun. Melis Hanım siz başlayın. Ben başlıyorum şimdi. Hadi ya. Lütfen. Şimdi şöyle. Bir doğum günü görüyoruz. Yani biz aslında buradan bir aslan burcu falan diye gittik ama acaba Ekim, Kasım falan da olabilir gibi geldi bana. Bilmiyorum. Ben o gördüğüm maske ve şnorkeli bir su altı, yani dalgıçlarımızdan, milli dalgıçlarımızdan biri olabileceği fikri var bende.
şu anda fiziğine bakınca da bir sporcu fiziği de görüyorum. Çok bana güzel kalırsa bir eski yani. Manken olabilir ya da yeni manken de olabilir. Evet. Fizikten. Ha YouTube bir dakika. Dedi ki beni bu kadar yakından tanımanız beni çok mutlu ediyor dedi. Demek ki özel hayatını paylaşan biri ve biz onun kişisel olarak biliyoruz yani. Tam olarak karakterini biliyoruz nasıl biri olduğunu. Çok heyecanlanma. Melis beni bile heyecanlandırdın. Devam et. Vallahi bu ucağına inanıyorum yani. Doğru. Gerçekten bak biliyoruz evet, yani. Demek ki özel hayatını paylaşıyor. Sahneye şöyle böyle hazırlanım gibi bir şey vardı. Sahneye çıkan bir insan Zılamur. Çok doğru en doğru şeyi ben bildim. Doğruya bir alkış. Zor. E Doğucuğum o yalancı ipucu da olabilir. Bence yalancı ipucu. Olabilir mi? Doğru. O zaman şimdi Doğu. Dedektiflerimiz adına lütfen bu bölümün sorusunu sorar mısın? Hazırladın mı sorunu? Evet. Hadi sor bakayım. Çok merak ediyorum. Ne soracaksın? Mankenlikle iştigaliniz var mı? Yedi. Canım İştigal. Sorumuzu yedin. Bir saniye. Eğer siz bu soruya onay vermiyorsanız bir tartışın isterseniz. Ya vermiyorsanız bir kelime sormadı ki bize. Ama Doğu şimdi bak ben burada müdahale etmek zorundayım. Haksın. Hangi soruyu sorsalar önce döndüler yandaki arkadaşlarına evet. Size haksın. Yani. Yok yok. Evet. Lütfen istişare edelim. İstişare edelim berbat bir soruydu. Tamam okey ne diyeyim? Geçmiş geçmişte tamam. Kalsın da tamam. Sana mı anlarım? Tamam bırakalım. Dalgıç mı onu sor. Evet bak o dalgıç değilse çok güzel yol alabiliriz ama sanki. Ama öyle güzel sor ki şey dalgıç, diyemezsin. Dalgıç değilse kim dalmamıştır ki? Kişiyi elemiş oluruz güzel yol almayız. Değil 2-3 kişiyi eleriz o zaman. 3 kişi eleriz ve kalan milyonlarca insanla baş başa mı kalırız? Çok kötü. Çikolatalı pasta yeme durumu vardı. Manken gene daha iyi değil mi? Evet, buradan bir yola varabilir miyiz? Çikolata pasta falan. Kim var çikolatalı pastadan bir yere varamayız bence. Sence varabilir miyiz Tanser abi çikolatalı pasta? Ben sizi yönlendirmek istemem. Gerçekten bilmiyorum. Hayır, ama ben şundan doğru. Eminim. Bir hani karşımızda o ayakları falan kaldırması evet, falanı filanı ses, performans. Mankenlik bence bilmiyorum mankenlik mi emin değilim ama sahne insanı gibi geldi bana ama siz bilirsiniz. Evet, evet. Öyle gibi de bir yandan. En azından manken olduğunu sorduğum zaman elediğimiz bir güruh var. Kim dalgıçları mı elemiş oluyoruz biz? Yok mankenleri. Ha manken. Manken olduğunu sonra dalgıçları elemeyiz. Ali Bey kafan mı karıştı? Alcan abiye su iç biraz. Ne diyorsun? Omega 12 mi almadın? Doğu. Kim olduğunu bulmak üstüne konuşuyoruz ya. Evet evet. Zaten o yüzden. Yani sen konuştukça kim olduğunu bulmaktan daha uzaklaşıyoruz. Daha uzaklaşıyoruz değil mi? Ne sorayım? Siz Doğu kendi sorusunu sorsun ama bence. O zaman kendi sorusu diye bir şey yok. Tamam dedektifler ya. Adına bir dedektif her bölümde soru soruyor. Kimse kendi adına burada değil. Sen bana gıcıklık mı yapıyorsun ya? Efendim? Bana gıcıklık mı yapıyorsun? Kendi sorusu diye bir şey yok. Ne demek ya? Ne? Senin bu dedektiflere garezin mi var arkadaşım? Ya ben Doğu'yu çok seviyorum. Hiç öyle bir derdim Allah yok. Allah razı olsun. Sağ ol. Kendi sorusu diye bir şey yok lan. Buraya soracakmış. Hadi bakalım bir. O zaman istişaremizden çıkan soruyu soruyorum. Dalgıç mısın diyorum, tamam mı? Bu istişarenizden bu hayır, kabul sorun? Etmiyorum. Ben o sorumluluğu alamam. Şimdi sen bir hobi şey olarak dalıyorum da diyebilir ona. İşte deneyeceği şekliyle soracak yok, profesyonel onu. Dalgıç mısın diyeceğim o zaman. Ha. O zaman dalgıçları elemiş rekorların olacağız değilse. Var mı yani iki kişiye edeceğiz ve kafamız çok rahatlayacak. Soruyorum, tamam. Evet. Abi, dalış rekorunuz var mı? Manken olarak. Dalış rekoru olan bir manken misiniz? Abi böyle bir şey yapmadım. Bir yok yok tamam dalış rekoru. tamam mankeni karıştırmayayım. Mankenle ne alakası var ki? Bir şey soracağım lütfen. Bana dünyada dalış rekoru olan bir tane manken söyler misin Doğu? Yok öyle bir abi. Soruyorum herkes hazır mı? Hazır. Hazır. Profesyonel olarak. Güzel. Başlayalım. Dalgıçlıkla. İştigal. Profesyonel dalgıç mısınız? Sorun bu. Uzun yıllardır dalış yapıyorum ama profesyonel bir dalgıç değilim. Aa, kaş. Kaşa giden ünlüler. Evet. Bravo. Ya. Kaşa giden ünlüler mi? Evet. Dinliyorum. Magazine bakacağız. 1325 şimdi. Tane filan bu. Harcamadık ama bak soruyu öyle deme. Dalgıç. İstersen o soruyu yine baştan sana sorarız. Hayır bir şey sormayacağım ama ben tanıyorum demek ki. Sen bence evet. Özel hayatında yine kullan o soruyu. Dalgıç mısınız diye. Evet şimdi o zaman tahminlere geçelim of, mi? Benim tahminleri bitirdi.
tuttuğu tahminini alabilir miyiz? Deniz Akkaya diyorum. Deniz Akkaya. Ay bir şey diyeceğim olabilir. Ben Burcu Esmersoy diyorum. Burcu Esmersoy. O kadar uzun değil o. Topuklu var. Alican. Ayrıca bacak de, kalktı böyle görmedin mi? Ben de dalış yapan oyuncu arkadaşım İdil Fırat diyorum. İdil Fırat. Evet. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki sizce kim olabilir? Şimdi hanımlar, beyler ve çocuklar. Üçlü karşılaşmamızın ikinci ünlüsünü sahneye davet ediyorum. Önce ipucu paketi, ardından performansıyla şövalye bizlerle. Güçlü olmak ve ihtiyacı olanın yardımına koşmak bir şövalyenin en önemli özelliği. Bu yüzden karşınıza bu maskeyle çıktım. Bir şövalyenin gücüne güç katmak için ihtiyacı olan şey ise tabii ki egzersiz. Rakiplerimle başa çıkabilmek için daima fit ve dinç olmalıyım. Gün boyu birçok insan benimle görüşmek istiyor. Sanırım sandığımdan da ünlüyüm. Müziği ne kadar sevdiğim ise bir sır değil. Kim var öyle şey olan? DJ'likle falan da ilgilenen? Şimdi sahne beni bekliyor. Performansımı izledikten sonra rakiplerimin yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Haydi eğlenceye başlasın. Kaşları kara, gözleri cezam, aman aman aman, halim duman. Saçları belam, dudağı bayağı biri gibi. Aman aman bu can, ah sana kurban. Sensiz bu hayat. Ses genç sanki. Ama gerçekten şarkıcı mı acaba gibi de bir, değil mi? Görmeden geçen günler bana haram. İnsaf eyle, inkar etme. Söyle, söyle, söyle. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Abi bakar mısın olaylara? Ben tabii ki, ben tabii ki. Sensiz bu hayat bana ziyan. Seni görmeden geçen günler bana haram. İnsaf eyle, inkar etme. Söyle, söyle, söyle. Seni bu dünyada en çok kim sever? Seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki. Sizi bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Sizi bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki. Ben tabii ki. Ben tabii ki. Ben tabii ki. Hanımlar, beyler, şövalye! Evet. Melis, senden başlayalım. Ya ben demedim mi bu üçlü efsane diye? Ya. Yani nasıl gidiyoruz? Evet, çok, İnanılmaz. Çok iyi. Çok eğlendik çok iyi. Ya bu şarkıyı gerçekten ben bir de ayrı severim. Ben de biliyor musun? Öyle.
Lan ne biçim Doğuyla. Ortak sürekli noktalar ortak noktamız ya. Çıkıyor. Kaderin cilvesi gibi bir şey. Çok iyiydi bence. Çünkü ocak kayması oldu sanki sende ya. Yani program çok başından iyiydi. Beri. Teşekkür ederim. Ne? Bana mı? Yok sen değil. Yok, yok, yok. Sen burada öyle şeyler yaşanıyor. Öyle olaylar oluyor ki Tansel. Yani. Bana hiç böyle yalnız anlatmamışlardı. Yalnız bir şey diyeceğim. Şövalye bir karizmatik duruyor. Kesinlikle hakikaten. Şövalye ya. Wow. Ama sen de birazcık şeyden etkilendin. Kabul edelim yani şu falan yaptı bir şey yaptı. Tabii, oradan da bir yakaladı seni. Bunlar önemli Ali Can'cığım. Tabii. Nasıldı performans? Abi gerçekten sahne sanatçısı izler gibi öyle... Eğlenmeye bir yere gitmiş gibi eğlendik burada ya. Hiç öyle olayı unuttuk yani. Saygılarımı arz ederim abi. Saygılar. Ali Can sen ne düşünüyorsun? Harikaydı vallahi ya. Sonradan ya dansçıların eşlikleri o kadar güzel ki. Gerçekten evet. Ben burada yapılan bu şovun sadece özellikle... dansçıların şeylerini... Evet o zaman ipucu paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım. Güzel. Evet buyurun. Güzel. Dumble vardı. Dumble bolca gördük. Dumble vardı. Kas, güç. Kas DJ, vardı. Müzik. DJ. Evet. Ya oradan çıkamadım ya tanesi, ben mesela. Ya ben şeyi anlamadım. Ya bir anda çok ciddi bir şekilde oturuyor ve beni insanlar görmeye geliyor diyor. Hangi meslek olabilir i̇şte, bu? İşte o anda birden Ali Ağoğlu gibi bir şey oluyor. Orası tuhaf. Ama DJ, müziğe olan sevgimi bilmeyen de yoktur diyor. Evet. Ama Dumble'da çok net gördük. Hangisi yanlış acaba? Ve galiba sandığımdan daha ünlüyüm dedi. Abi Ali Ağoğlu'na uyuyor gerçekten. Bir şey diyeyim bence My genç ama. Yalnız land. Bacak kaslarına bak. Gerçekten Dumble bence doğru. Bence bir dövüşçü sen olduğunu de düşünüyorum. Sen de ne insanların kaslarına bakmışsın? Nasıl bak? Dövüşçü, dövüş sporcularımızdan yani biri olabilir. Yani bulmaya çalışıyoruz. Dövüş tamam mü diyorsun? Allah Allah. Ben dövüş sporcularımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Yani... Dövüş sanatları mı demek daha doğru? Ali Ağoğlu Tur abi arasında kaldı. Kimle kimin arasında? Ali Ağoğlu Tur abi. Senin kafan gerçekten karışık. Ama peki o zaman müzik... Melis, şimdi dedektifler adına... Aa, pardon. Sen bir soru soracaksın. Doğu ben mi soru soracağım? Evet sen soracaksın. Ne soralım? Kız Doğu biz Demir şu an senin Doğu Demirkol'u yazıp yazmadığınla ilgili bir şey yapıyoruz. Deniz sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Her yer Doğu Demirkol mu yazmaya başladın sen? Çocuk zaten iyi değil. Sen niye yapıyorsun kendi bu kendine abi? Kağıda önüne Doğu Demirkol yazmış. Doğu Demirkol yazdığını zannediyorlar ama değil. İsmi ne söyleyeceğim o? Birazdan. Soruyu sor. Ne soracaksın? Şunu bak bir dakika. Şunu netleştirirsek bence ha. Bu. Sor onu sor. Sorayım mı bunu? Evet. DJ, misin de. DJ'den gideyim mi? Misin DJ'lik mısın de yani. Musun? Sor söyleyeyim. Sor tamam. Dalgıçtan iyidir okay. Abi. Dalgıç mısın? İş olarak, yani. İş olarak evet. DJ'lik yapıyor musunuz? Hayır. Hayır. Bu hayır hatalı soru işte. Du. Şeyli. Ama bana sanki ne sorsanız hayır diyecekmiş gibi duruyor. Bir tane daha sorsak olmaz. Hayır ne yazık ki. Şu kızı üzdünüz ya. Size ben daha bir şey bu tatlılığına beni değil Doğu'yu etkilersin ancak ben etkilenmem onu. Ya beni de etkilersin. Wow, wow cool. Teşekkür ederim. Beni de etkilersin diyor. Yani Melis'ciğim tahminlerimiz ne? Bir kişi tahmin etmişim şu an DJ'lik yapmadığını söyleyince elendi. Benim tahminim abi net konuşuyorum. Nilgün Belgün deme sakın. Evet Nilgün Belgün değil o net canım Nilgün Belgün olmadı sen de ya Allah Allah. Abi benim bir çok özür dileyerek duruma el koyacak bir açıklama olacak. Evet. Bak bir şeyi atladık. Girişteki şeyde kitaplar falan vardı evet. Orada. Doğru hayırdır? Sakın benim notlarıma bakamazsın sen evet. Asla. Ayrıca şarkı ben senin bak iyi şarkı. Benim bir kişi daha yazar olma ihtimalini de düşünüyorum ben. Yazar. Evet. Aa, bir dakika galiba bir evet yaptı. Hayır, siz... Hayır. Artık ama biz soruyu sorduk hayır. Zaten. Hayır, soru soruldu. Soruyu sorduk. İpucuna ilişkin artık bir tepki veremezsin. Ben isim söyleyeceğim. İsim verilecek abi. Artık isim verilecek. Benim burada otoritesinde sorgular hareketler yapıyorlar. Otur ama yerine. Ama tek aklıma gelen isim. Otur yerine. Tamam, kız hoca kız da otur Doğru. Sen de. Hocayı aldın mı müdürü çağıracak şimdi. O kadar da değil. Ya, otorite diyorsun, hadi yardımcı ol. Oturur musun diyecek. Evet, hadi tahminleri hadi. Alalım mı? Ben sporcudan caydım, yazar hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam, buyurun. Tuna Kiremitçi. Tuna Kiremitçi geldi. Tuna Kiremitçi çünkü... DJ'lik o zaman yalan oldu. Hayır, müzikte... Abi,
Gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Sonra Kiremitçi'nin müzisyen tarafı da var. Yazarlık mı diyorsun? Niye Kumdan Kaleler diye grubu vardı. Evet, grubu vardı. Aynen öyle. Şeylerimiz, Tuna aynen Kiremitçi öyle. O zaman. Sadece Tuna Kiremitçi daha mı uzundu acaba? İyi şey yapamıyorum ama tamam, onu kestim. Siz de aynı boyda mısınız? Evet, aynı boyda gibi. Tansel, benden kaç? Biraz kısa. Abi ben Ali Ağaoğlu diyorum o ya. Zaman. Ben dedim, benden çıktı. Tamam. Ali Ağaoğlu'nun tamam. Dumble'la ne ilişkisini kurdun? Adam güç severim diyor ya, Dumble belki metaforik bir şey. İlk tahminimiz Tuna Kiremitçi. İkinci tahminimiz... Ali Ağaoğlu. Ali Ağaoğlu. Melis. Bacakları kastı bak, unutma onu. Sporcu biriniz mi söyleseydik? Bilmiyorum. Melis, bence artık söylemen evet, lazım. Evet, artık söylemem lazım değil mi? Yani. Evet. Pas de ya sen artık ha. Pas. Pas yok. Abi ama işin... yapamayacak gibiyorsunuz ya. Evet, bulamıyorum şu an. Evet Melis. Tuna Kiremitçi. Ali Ağaoğlu. Ben de Tuna Kiremitçi diyeyim ama. Sen neden her seferinde ona katıyorsun? Evet. Ben beni dinle. Gerçekten yani en yakın o geliyor. Ya Hasan Kabze mi? Hasan Kabze mi? Benim sorduğum soruyu tonlamasını değiştirip bana soramazsın. Hasan Yo, Kabze mi? Sen. Hasan Kabze mi? Ya bunca başka bir şey olmuyor. Hasan Kabze mi? Adam birazdan eğer dövüşçüyse evet birinize zarar verecek. Tamam, ben de o zaman Tuna Kiremitçi diyorum. Tamam, Tuna Kiremitçi, Ali Ağaoğlu, Tuna Kiremitçi. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Hey seni yerler, seni ham yapar bu zilliler. Ya öyle sevdim ki oraya gelip onunla birlikte şöyle dans etmek istedim. Çok iyi! Ben bir şey diyeyim mi? Ben Hülya Avşar diyeceğim. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden. Cem Karaca söyledi zannettim ya. Saygılar abicim. Hop de hop de oynayalım göğenliyorum. Bayanlık kol bastıyla uşaklar hep beraber coşalım. Dönüp de genelde şöyle bir hata yapıyoruz. Ben yapıyorum, özür dilerim. Ama şey de hatasını anlaması da güzel. Kendini keşfetti. Programın sonuna geldik ama olsun, anladı. Bu gece hangi ünlümüzün maske altındaki yüzünü göreceğiz? Maske açılıyor. Şimdi gecemizin üçlü karşılaşmasının sonuncusuna geçiyoruz. Önce ipucu paketi, sonra performansıyla karşınızda olacak. Dinozor bizlerle. Bu yarışmaya katılmaya karar verdiğimde bana en çok yakışacak maskenin dinozor olduğunu düşündüm. Yırtıcı ruhumu çok iyi yansıtıyor. Fotoğrafçı. Bu yarışmanın ne kadar çekişmeli geçeceğini tahmin etmek zor değil. Her maske çok iddialı. Ama unutmayın, burada maskesini en son çıkartan başarılı olacak. Yani ben. Buradan rakiplerime söylemek istediğim bir şey var. Dinozor artık burada. Hepinize geçmiş olsun. Çok iyi. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bizde ne akıl kaldı ne de fikir. Bittik o endam eda nedir öyle. Hey yavrum. Çıldık arkadaşlar birbirimizi sattık. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Hoş değil ya. Yeah, yeah. Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Hey seni yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Seni yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Bu kadar cimrilisi olur mu be erkeğim? Delikanlı mısın, kız mısın?
Hanımlar beyler. Ve çocuklar dinozor. Vay, evet. Vay, vay. Şimdi nasıl buldunuz performansı? Abi mükemmel. Mükemmeldi. Yani harikaydı ya. Her şeyle harikaydı bence. Şarkı seçimi. Şarkı seçimi, şarkıyı söylemesi, danslar, şunlar, her şey yani çok hakimdi. Benim bir sürü tahminim vardı, hepsi boşa düştü. Biz yani böyle şarkı söyleyen bir sahne insanı olduğunu düşünüyorum artık. Aa, çok iyi. Gördün mü? Kostümü. Kostümü kullanması yani onu da kullanıyor ayrıca falan çok ya iyi. Sen ne düşünüyorsun Doğu performans hakkında? Abi çok etkilendim ben de ya. Performans bana devam ediyor. Devam ediyor. Evet, evet. Çok iyi, hiç bırakmıyor rolü. Muhteşem. Doğu? Kostümünü yaşayan bir sanatçı. Adeta dinozor kostümüne girmiş bir insan değil, dinozorun kendisi, hatta T-Rex diyebilirim. Kesinlikle. T-Rex. Bir de ne kadar ilginç değil mi? Hiç mikrofon kullanmadı, headsetle söyledi. Mikrofonu yoktu elinde, evet. İçeride mi etsin? Aha! Yanında gösteriyor bak. Orada diyor mikrofonu. Vay be. Wow. Ya. İşte vay be. Ben olsam ben de alkışlardım bunu. Yalnız ne zaman nereye gideceği belli. Bir dönüyorum yok. Ama dinozorlar öyledir Tansel. Dinozoru bilemez. Evet Melis, sen ne düşünüyorsun? Bence muhteşem bir performanstı. Aynen, bayıldım. Gerçekten. Gerçekten ve hatta ya yani öyle sevdim ki oraya gelip onunla birlikte şöyle dans etmek istedim. Dans edesi geliyor insan. Evet. Çok iyiydi. Doğu pek hoş karşılamadı ama gördüğüm kadarıyla senin bu dans isteğini. Yo, hayır. Hoş da karşılardım açıkçası. Ha. Hadi bize bir yap. Ben yaptım. Yalasın yok. Ne? Evet. İpuçlarından ne çıkarttınız sevgili dilekçilerimiz? Ben yine patladım ya. Ya ben de patladım. Ben ya. Bir şey diyeyim mi? Ben Hülya Avşar diyeceğim. Ben de en son onu demeye karar verdim. Çünkü... Yani bak şimdi. Ay gitme. Gel. Şimdi tenisle ilgilendiğini evet. Düşünüyorduk ama... Şimdi abi öyle bir performans öyle bir yere çıktı ki... Hani bu aynı zamanda... Yani şarkıcı mıdır bu, tenisçi değil demek ki falana götürdü bizi. Hülya Avşar, tenisçi deyince Hülya Avşar geldi aklına. Tahminleri sonra alacağım. Başka ne ipucu vardı? Çikolata yiyordu. Bak muffinler falan da geldi. Tatlıyla ilgili bir şey var. Evet, tatlı seni sever yerler, biri. Yerler. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Soruyu konuşalım mı aramızda? Koracan soruyu net bak abi, bence. Profesyonel mi yoksa amatör mü dalgıçmış? Dalgıç mı değil artık. Artık yani unut şu meseleyi, tamam tenisçiliği üstünden gidebilir. Yani okay. Tenisçilerimizden birinin çok iyi şarkı söyleyebileceği, fotoğraf çok iyi dans edebileceği... Tenisçi mi yanlış acaba? Bence tenisçi doğru. Tenis oynayan bir şarkıcı ya da bu. Hayda. Var Boy. Şeyi de var. Forehand, backhand. Şu anda olmaz, şu anda hayır. Şu anda artık bunlar ipucuna giriyor, ben müdahale etmek zorundayım. Çok ayıp oluyor Tansel. Neden? Evet. Kapattın ipuçlarımızı. Ama benim görevim bu. İtici olmak istemem. İtici miyim ben? Hayır. Hayır. Ben itici demedim. Bak sürekli... Bak resmen manipülasyon. Sürekli hak desteğini arkadan sizin şey karşımıza olamaz. Çıkamazsın arkadaş. Olsun ne yapalım, biz de artık seyircinin sevgisiyle... Abi Doğu şu anda Melis'e... Hayır ne yazdığıma bakıyordu da. Doğu Melis'e kalp ok işareti MD çiziyordu, en son yakaladım. Arkadaşlar daha 13 bölüm çekeceğiz. 13. bölümün finalinde istiyorsanız biz bir düğün hazırlığımızdan başlasın. Hayır, kim olabilir diye konuşuyorduk. Ben de dedim ki... Dedektif olarak işimi hani... yapıyorum. Evet. Ama... Kalp çizerek mi Melis? Evet. Ben değilim çizen. Ha. Ama ne man... Hayır. Gayet güzel. O elle ya. Hani gönlümüzü kazanan bir performans değil miydi? Hadi soru soralım. Bana. Ya fotoğrafçı ya tenisçi olması lazım. Oyuncu olabilir bence. Siz tenis sporundan çok keyif alan bir oyuncu musunuz yoksa sadece gerçekten tenis oyuncusu? Of, o kadar. O zaman 5 farklı seçenekli sorsan ben de direkt bulurum yani. Yoksa şu musunuz yoksa bu mu? Soracağım ya ben. Sor ya. Siz tenisçi misiniz? Siz profesyonel tenis oyuncusu musunuz? Tenis izlemeyi severim. İzlemeyi. Ama, Tansel. Tenis maçlarını takip ederim. Buna müdahale etmem gerekiyor. Ama oynamıyor musunuz?
Ama zaten profesyonel... sporcu olsaydı derdi ki evet ben sporcuyum derdi Alican. Bu hayır olarak mı kabul ediyoruz? Evet Alican abi, yani olay ne biliyorum, sorduğun soruyla şu anda ülkemizdeki iki kişiyi eledik. Profesyonel tenisçi iki değil tane. Değil miymiş yani tenisçi gerçekten? Değilmiş abi maalesef. Dalga şimdi onu da sor, iki kişiyi daha eledik. Profesyonel tenis sporcusu değilmiş, aldığımız cevap bu. Cevap bu. Şimdi. İzlemeyi seven biri. Evet, oralara bu gidiyor. Şeyma Subaşı değildir herhalde. Fotoğrafçı. Hı? Ben Hülya Avşar diyorum ve ya, işin içinde... Ama sesi Hülya, ben de Hülya Avşar değil. Derim. Şimdi ben tahminlere de geldi sıra. Doğu Hülya Avşar ama dedi. Sesi değil. Alican. Peki Hülya Avşar. Ben de Hülya Avşar demiştim ama Hülya Avşar gibi gelmiyor sesi. Ama Hülya Avşar sesini de değiştirebilir tabii ki. Tenisçiyim deseydi var ya, o kadar güzel ilerleyecektik evet, ki. Evet Melis. Hülya Avşar, Hülya Avşar. Sen ne diyorsun? Ay ben Aleyna Tilki diyorum. Aleyna Tilki. Çünkü, sevgili ama, seyirciler. Ama bir şey diyeceğim ya. Sizce ya. Kim? Yine yanlış tahmin susman yapıyorum. Gerekiyor artık. Oh, çok adam pardon. Adam konuşuyor, susman gerekiyor. Abi hep bana kızıyorsun, ona kızmadın. Pişmanlığınız ve şeyiniz bittiyse, kendinize kıymanız bittiyse anons yapabilir miyim? Yapın Tansel Bey, pardon. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Üçlü karşılaşmaların oylaması için diğer yarışmacılarımızı da sahneye davet edeceğim. Önce Aslan'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Aslan da aslan be kardeşim. Aslan evet. Bak bak bak. Yürüyüşe bak, bak ya. Wow. Oo, çok havalı yürüyor. Çok havalı yürüyor. Ve oylama için şövalyeyi sahneye davet ediyorum. Şövalye kesin ama dövüşüyor. Şövalye de iyi yalnız. Buyurun. Dünyanın ve Türkiye'nin en gizemli, en heyecanlı yarışmasında şimdi üçlü karşılaşmanın oylamasını yapacağız. Ünlülerimizden iki tanesi biz de bu yolculuğa devam edecekler. Ama bir tanesi gecenin sonundaki potoya kalacak. Sizce hangi iki ünlü bizle devam edecek? Ve neden? Bu üçlünün hepsi bence devam eder. Ben de aynı fikirdeyim. Muhteşem. Ama bu üçlü içindeki şeyden kim ne olur buna gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu çok sağlam bir ekip. Acayip evet. Bir üçlü bu. Ben de muhteşem üçlü diyorum yani. Çok iyiler. Bilmiyorum hangisi. Ama kesinlikle bu üçlü gidecek. Devam. Çok iyi yani. Ama üçünün arasından hangisi potaya gidecek? Onu da sen söyle Doğu. Onu bulamadım. Bulamadım. Çok iyiydi bu. Ne kadar mutabık kaldınız be her şeyde. Hanımlar, beyler, sevgili stüdyo seyircilerimiz. Aslan, şövalye, dinozor. 10 saniyelik oylama için sürenizi başlatıyorum. Süreniz bitti. Evet, birazdan sonuçlar gelecek. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, bize altta gördüğünüz internet hesabımızdan tahminlerinizi lütfen iletin. Sizce hangi iki ünlümüz bizde devam edecek? Hangi ünlümüz potoya gidecek? İlk ünlümüz Aslan mı? Şövalye mi? Dinozor mu? Ve önümüzdeki haftalarda yeni performanslarıyla bizimle bu yolculuğa devam edecek ilk ünlümüz Aslan. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Evet. Geldik zor bir ana. Acaba iki ünlümüzden hangisi potaya gitmeden yolculuğuna bize devam edecek? Hangisi potaya gidecek? Şövalye mi? Dinozor mu? Şövalye mi? Dinozor mu?
önümüzdeki haftalarda potaya gitmeden yolculuğuna bizle devam edecek ünlümüz Dinozor. Buyurun lütfen Dinozor'u karşılayın. Dinozor! Sevgili şövalye, daha hiçbir şey bitmedi. Potada yeniden birlikte olacağız, yeniden karşılaşacağız. Biz dedektiflerimiz, bütün seyirciler yaptığın performansı gerçekten çok beğendik. Ama oyun kuralı gereği bu üçlüden bir tanesi potaya gitmek zorundaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Potada görüşmek üzere. Bu taraftan lütfen şövalyeyi karşılayın. Dünyanın en gizemli, en heyecanlı yarışmasında ilk programımızın son karşılaşması. Ejderha ağaca karşı. Karşınızda ejderha. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şahane. Ve ejderhaya karşı karşınızda ağaç. Teşekkür ederiz. Buyurun. Yanıma alayım sizi. Şimdi bu iki harika kostümle iki harika ünlümüz birazdan karşılaşacaklar. Önce ipucu paketi. Sonra performansıyla karşınızda ejderha. Yıllarca dünyanın dört bir köşesini gezdim ve oralarda çok şey öğrendim. Hesaplarıma göre sahnede ödülü alana kadar buradayım. Olmak ya da olmamak. Oyuncu mu? Mesele bu. Bir şey diyeceğim, bu çok net bir ipucu bu. Yalan olabilir. Buradan dört nala finale koşacağım. At biniyor. Artık ağzından alevler değil şarkılar çıkacak. Sahnede görüşürüz. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Yaşasaydın ve görseydin, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydın.
bilseydin. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Belki hayattan, bravo. Harika. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ben de tebrik etmek istiyorum. Tebrik etmek istiyorum. Harika şarkı, harika performans. Metin abi, ellerinize sağlık yine. Bir büyük alkış Metin abiye. Ve şimdi hemen performans hakkında ne düşündüğünüzü bizle paylaşın. Cem Karaca söyledi zannettim ya. Böyle bir şey olamaz. Saygılar abicim. Evet. Alican, yani çok güzel söyledi şarkıyı. Bir de sahne kullanımı, her yerini kullandı sahnenin. Oraya gidildi, oraya gidildi. Çok çok güzeldi ya. Evet evet, her tarafı kullandı. Seyirciyle evet. İnteraksiyon. Seyirciyle ilişki, evet. Çok güzeldi. Ben alevlere bayıldım zaten. Bir de gerçekten çıkan alevler, bir ara çöktünüz orada, bir anda alevlerin içinde çok falan. Çok iyiydi. Çok iyiydi, bayıldım. Kesinlikle heyecan verici bir performanstı. Şimdi İpuçlarından neler yakaladınız acaba? Ya şimdi bu o olmak ya da olmamak kısmı biraz fazla göze parmak olduğundan şaşırtmaca taktiği mi diye yine düşündüm. Yine benim fikirlerimi söylüyor. Senin fikrini çalıyor. Okey, çalsın. Ama ben çal. Düşündüm. O yüzden oyunculuk biraz bir aldatmaca şeyi gibi geldi bana. İpucu. Ama sonradan sahnedeki ses tonumdan biraz evet, hani tiyatral bir ses tonu var. Evet. Oyunculuk performansı da hani seyirciye oynama falan. Bence bir oyuncuyla karşı karşıyayız gibi sanki düşünüyorum. Sanki sahneyi kullanışından, mizansenlerinden, danstan filan oyuncu evet, olduğunu evet. Çıkarttın. Ben şeye tutuldum birazcık. Atlar var falan, onunla ilgili bir şeyim var. Yani bir ihtimaller var kafamda. Atlı karınca vardı. Atlı karıncanın ben at kısmıyla daha çok ilgilendim. O yüzden aklımda isim belirdi açıkçası. Aa. İsim belirmesine sebep oldu. Ben dünya gezmesinden olmak ya da olmamak yani o kısmı fake bir şey olarak görmedim. Gerçek oluyor. Gerçek zaten olabilir bir oyuncu olduğunu, dünyayı gezen kişi falan filan neyse. Hayır, hanımefendi devam etsin. Buyurun efendim. Ay, falan filan. Konuşturmadın mı seni? Ben seni konuşturmadım. Hayır. Ben de çok mu tatlış? Çok mu tatlışlar? Evet. Sen neler çıkarttın Melis? Vallahi Alican'ın savı çok mantıklı geliyor bana. Kuvvetli de geliyor. Ama dünyayı gezme konusunda da böyle başka bir yöne de gittim. Eğer olmak ya da olmamak yanlışsa başka bir mesleğe Acun de gittim. Acun Ilıcalı değil bence. Yani benim biri çıkarttığım sonuçları bilmek isterseniz oyuncu olmayan hiç kimse olmak ya da olmamayı fake olarak kullanmaz. Mümkün değil. Bana ama, yani ama bizi yönlendiriyor hayır, olabilir hayır, oyuncu hayır diyorum ki gibi. Yani aynen oyuncu değildir ama kendini oyuncu gibi anlayalım diye nasıl anlarız oyuncuyu en iyi? Olmak ya da olmamak ne? İşte bütün mesele bu. Tamam kesin belki oyuncu de deriz. Oyuncu dünyayı da dolaştı böyle programlar mı yapıyor acaba? Bilmiyorum ki o çağrıştı bana. Ha bak şimdi başka bir şey daha. Evet başka bir kapı bir isim abi. Daha getirdin şimdi bak aklıma. Evet. Kim? Alican abi. Abi biz kendi aramızda. Şimdi Doğucuğum. Evet abi. Soru sormamız lazım. Lütfen dedektiflerimiz adına. Bana mı geldi? Sorumuzu soracağız evet. Tamam. Oyuncu musun diye sakın sorma oyuncu. Evet. O zaman çok. Kesin, çok oyunculuk yapıyor. Nokta atışı bir şey. Issız daha adam, düşmüşsün tamam, deme. Issız Adam filminde oynadınız mı? Sorun bu mu? Evet. Her
Herkes ıssız adam oldu. Aa, net oynamış. Ya bu... Tamam, nokta atış. Peki, sorumuzu aldık. Tahminlerinizi alayım ben. Benim tahminim Cemal Ünal. Cemal Ünal geldi. Ben en başta bir şey düşünürken, işte dünyayı gezme falan, acaba Ayhan Sicimoğlu falan olabilir mi dedim. Ama sonra performanstan sonra Latin'le alakalı zaten hiçbir şey yok. Bir de at, bir de ne? Dünyayı gezmek, at dedik, oyuncu dedik, Cemal. Bence de Cemal. Cemal Ünal. Issız adam, ıssız adam diyorsak abi Şerif Bozkurt diyorum. Şerif Bozkurt. Adam oyuncularından. Evet. Tebrik ediyoruz dedektiflerimizi tahminleri için. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki sizce kim olabilir? Ejderhaya karşı ağacı, önce ipucu paketi, sonra performansı için sahneye davet ediyorum. Bu yarışmadaki iddiamı kesinlikle başarılarıma borçluyum. Size gizli yönlerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Hepiniz gölgemde biraz dinlenirken ben zirvenin keyfini çıkaracağım. İddialı. Türk kahvesi. Bal. Ödüller. Ödüllerimin arasına bir yenisini daha ekleyeceğime hiç şüphem yok. Şimdiden yerini seçsem iyi olur. Ufak kazalar olmayacak değil tabii ki. Ama ayaklarım yere tüm rakiplerimden daha sağlam bastığı için bunları artık problem etmiyorum. Hadi size bir şey göstereyim. Kulisimde hep yanımda olması ve bana yarışmada uğur getirmesi için bir hatıra hazırlayalım. Bir ağaç olmak kolay değil. Köklerimi bu sahneye salacağım ve rakiplerime dersini vereceğim. Hadi başlayalım. Yeah.
Çok iyi ya. Hanımlar, beyler, çocuklar. Buyurun, buyurun. Aa, bu yine zor grup, ben sana söyleyeyim. Yok, bu sefer Nilgün Beri Günnet. Yok, yok. Aa! Ay çok güldü. Melis. Oh, wow. Tansel. Bayağı yıkılıyor. Bak şu anda yıkıldı burası. Ya şu anda ağaç haliyle stüdyoyu ele geçirebilir. Yani hepimizin üstüne basar geçer, öyle söyleyeyim. Evet, evet. Bir daha oluyor mu ya? Bir daha ne abi? Bu konsepte bu yok. Hanımlar, beyler, çocuklar, ağaç bizi çok zor durumda bıraktı. Zor grup yine. Abi karakter olarak da kendi iç neşesi olan bir insan bence. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Öyle neşeli, coşkulu birini bulmamız lazım yani. O neşesini yansıttı, hepimizi yıktı geçti burada. Onun için Nilgün Belgün şeyi hala elimizde dursun. Savım, savım geçerli şu anda. Ben ama bir şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, yani bu kadar ritme hakim olmak, bu kadar hem şarkı söyleyeceksin, hem o ritim, hem bir şey. Yani bu bayağı yıllardır bunu yapıyor olması lazım. Ya bu bayağı sahneyi çok iyi bilen biri. Ama işte oyuncu da olabilir sahneyi çok iyi bilen biri. E peki ipuçlarından ne sonuç çıkarttın? Çıkaramadık da oradan, ha, zorlandık. Dur. İpuçları çok karışık geldi bize. Yani şimdi Türk kahvesi, fal. Sonra ödüller var bir sürü. Zaten bunun kesinlikle doğru inandık, olduğuna inanıyoruz. Tamamız zaten. Aynen, o kesin. Kesinlikle yanlış değil. Ama maske yapıyor kendine. Tiyatrocu kesin. Bir maske yapıyor. Bu elektrik çarpması, bak arkada da ışıklar var. Evet, onu çözemedik. Yani bu... Anlayamadık onu. Kendi şeyine el işçiliği de var acaba işte, evet. Derya Baykal falan olabilir mi? Ama bu daha tahminde değiliz değil mi? Değil. Daha tahminde değiliz ama Doğu sen ne düşünüyorsun ipuçları konusunda? Sahne insanlarından biri. Abi ben daldım ya. Evet, fark ettim o yüzden. Biraz sadece çarpılmayı yazabilmişim. Ne yapma? Çarpılma. Çarpılma. Orada şey yazdı, Melisa yazdı, ben sana söyleyeyim. Yani konumuzda hiç, yarışmayla hiç alakası olmayan, programla hiç ne kadar manipülatif ve yanlış bir algı yönetimine gitti şu anda. Olmadı değil mi? Teşekkürler. Bakın i̇şte yine böyle antipati toplarsın. Antipati, çipil gözlerinle antipati toplarsın. Çipil gözlerin. Evet, o zaman soruya geçelim mi? Soruyu kim soracak? Melis. Ben güzel. Mi soruyorum? Ben soru hazırlamadım, eyvah. Abi de, çok iyi düşünelim, soralım. Bu yani buna bence... Hadi, hadi lütfen. Buna lazım. Birlikte karar verelim. Hadi lütfen. Ya ödüllü, doğru, lütfen, ödüllü hadi. Tamam mı? Ödüllü, ödüllü yöne... olduğuna eminiz abi, yani, bak, kesinlikle. Biz hatayı şurada yapıyoruz, ama... bu sefer onu yapmayalım. Şimdi mesela... Kim olabilir? Benzeciğim, bu kişi kesin sahne insanı. Yani... Kesinlikle sahne. Tiyatrocu olabilir. Kesinlikle. Zaten şarkı söyleyen, yani ses sanatçısı olabilir. Böyle yani bu performans işlerini bilen biri. O yüzden dönüp de genelde şöyle bir hata yapıyoruz. Ben yapıyorum, özür dilerim. Yok, estağfurullah. Tiyatrocu musunuz falan gibi bir şey sormaya yöneliyorum. Aslında en belirgin olan şey biz o performans zaten, sanatçısı olması evet. Bence. Ama şey de evet. Hatasını anlaması da güzel. Kendini keşfetti. Programın sonuna geldik ama olsun, anladı. O kadar ödül çok görmüşken acaba... Nuri Bilge Ceylan olamaz. Nilgün Belgün mü dedin sen? Ya Nilgün Belgün olabilir ama yani... Safiye Soyman falan. Safiye Soyman olmaz canım. Safiye Soyman olur normalde. Bu enerjiye Safiye Soyman evet. Olur. Ama o Faik olmadan... Oluyor mu? Faik abi olmadan şey yapamaz ki. Faik çıkıyor olabilir. Ağacın arkasından çıkıyormuş. Gerçekten iç neşesi müthiş. Hissediyorum evet, buradan evet, yani. Frekansı. Yaşını bulmak işimize yarar mı?
Yarar mı sence? Yarar ama yaşını boş ver yani. Ona. Öyle soru da ben öyle mi? Yaş sorusu ne ya? Olacak gibi değil. Evet. Hayır. Yaş geç. Olarak... Ne yaşasana? Hayır ne bileyim. 30 üstü müsünüz? Bir de altı bulsak ne olacak onu? Nilgün Belgün'ü eler miyiz acaba? Bence Nilgün Belgün jenerasyonundan biri zaten. Şeyinden, sahne hakimiyetinden, şey, evet. bir yani bir... Bir profesyonel bir, şey var. Yıllarını vermiş. Duayen işte. Söz konusu karşımızda. Aynı fikirde. Duayen söz konusu. Evet, kesinlikle. Ben de bir duayen oldum. Yani saygıda kesinlikle, hiç kimse kusur etmeden sorusunu soracak. Evet, doğru. Evet, o yüzden bana yardımcı ne haber, ne yapıyorsun gibi bir soru sormayacaksın. Evet. Yani, böyle lakayt bir soru değil. Saygı, hürmetli bir soru. Evet, sorumuz ne? Bana yardımcı olur musunuz biraz? Biz bir ekibiz. Tiyatro kökenli misiniz diye sor. Güzel soru. Çat, tiyatro kökenli bir tenisçi olabilir misiniz desin. Taktı o tenisçiyle dalgıça. Tiyatro kökenli misiniz? Kökenli bir tiyatro oyuncu. Kökenli misiniz? Tiyatro kökenli bir oyuncu musunuz? Cevap veriyorum. Kökenimde o da var. Kökenimde o da var. O da var. Tabii ki. Hiçbir şey yaramaz bir cevap. Niye yaramazsın oğlum? Kökenimde o da var. Ama benim bence güzel cevap. Zaten var, bu çok belliydi Alican. Yani öyle bir eğitimin de var. Niye diye yine yaptım aynı şeyi. Bakın buradaki kritik şey şu. O da var. Yani aslında o değil ama. Peki hanımlar. Asıl olayın tiyatro değil. Şimdi dedektiflerimiz tahminlerini söyleyecekler. Ve Melis senden başlıyoruz. Tamam ben Safiye Soyman diyorum. Safiye Soyman. Derya Baykal diyorum ben de. Derya Baykal dedi Alican Yücesoy. Doğu Demirkol da. Sezen A... Sezen Aksu değil, onun konuşmasından anlardık. Tamam, Nilgün Belgün diyecek gibi. Nilgün Belgün geldi. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Bu çarpışmanın, bu karşılaşmanın oylaması için huzurlarınızda Ejderha! Bu gecenin son karşılaşmasının oylamasına geçiyoruz. Stüdyodaki seyircilerimiz, ekran başındakiler, ejderha mı, ağaç mı? Oylama için sürenizi başlattım. Süreniz bitti. Dünyanın en heyecanlı, en gizemli yarışmasına birazdan bu son karşılaşmamızın sonuçları gelecek. Bir ünlümüz potaya gidecek, bir ünlümüz önümüzdeki hafta başka performanslarıyla bizle birlikte olacak. Acaba o ünlümüz hangi maskenin altında? Ejderha mı? Ağaç mı? Sizce hangisi bizle devam eder? Çok zor grup burası. Bence bu grup devam eder zaten. Bugün bu grup devam eder. Ama ağaç çok bir daha aldı. Hanımlar, beyler, çocuklar, stüdyodaki seyircilerimiz ve ekran başındaki sevgili seyircilerimiz. Önümüzdeki haftalarda bizle birlikte potaya gitmeden devam edecek ünlümüz... Ağaç! Teşekkür ederim. Buyurun. Aa, çok tatlı. Alkışlarımızla. Potadaki son oylama için birazdan karşınızda olacağız. Maskelerin altında acaba hangi ünlülerimiz var ve bu gece hangi ünlümüzün maske altındaki yüzünü göreceğiz? En çok merak ettiğim maske açılacak benim. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Maske açılıyor. Hanımlar, beyler, çocuklar, stüdyodaki seyircilerimiz, dedektiflerimiz ve ekran başındaki siz sevgili seyircilerimiz. Potadaki
maskeli ünlülerimizle beraberiz. Bu gece aramızdan bir tanesi maskesini çıkartacak. Acaba bu gözcü mü olacak, şövalye mi olacak yoksa ejderha mı olacak? Gerçekten çok güzel performanslar izledik. Hepsi birbirinden güzeldi. Öyle değil mi? Siz ne düşünürsünüz? Çok çok iyiydi. Şimdi gecenin en heyecanlı anı geldi. Hangisinin bizle devam etmesini istiyorsanız gelecek haftalarda lütfen onu oylayın. Emekine karşı kapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gitti insafsız, böyle bırakılmaz ki. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki. Seni bu dünya bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Ve maskenin açılması için gecenin en önemli oylamasını başlatıyorum. Bu heyecanlı oylamayı bitirdim. Acaba hangi iki ünlümüz bizde devam edecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hepsini çok merak ediyorum. Yani tek diyebileceğim bu. İnşallah üçü de açar diyor yani. Benim bildiğim bir tek bir şey var. Hangi ünlümüz yüzünü açarsa açsın. Bir daha dinleyeceğiz. Bir daha değil mi? Evet. Tabii ki. Evet. Şimdi bizimle birlikte yola devam eden ilk ünlümüz... Bizimle yola devam eden ilk ünlümüz ejderha. Bravo. Bravo. Helal olsun. Hanımlar beyler. İşte şimdi gerçekten çok heyecanlı bir an. Gözcü mü? Şövalye mi? Hangi ünlümüz maskesini koruyacak? Hangi ünlümüz maskesini çıkartıp bize yüzünü gösterecek? Gözcü mü? Şövalye mi? Hanımlar, beyler, maske kimsin senin bu ilk gecesinde? Bizimle birlikte yola devam eden ünlümüz... Tebrik ediyoruz. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Ve ben çok merak ediyorum. Ben de. En çok merak ettiğim maske açılacak benim. Benim de galiba hem en çok merak ettiğim hem de en beğendiğim maskelerden bir tanesi açılacak. Hem çok seviniyorum hem de bir yandan gelecek haftalarda bu performansın... Kimsin sen? Maske açılıyor. Maske.
maskenin altındaki ünlümüz kim? Maske açılıyor. Hanımlar, beyler! Abi! Top dedim ama bak, mutlu olma ihtimali var. Ümit Karan! Abi ama bacak kaslarını bilerek kapatmışlar anlamayalım diye ya. Ayrıca Galatasaray'ın değil, milli takımın da gururu, Türkiye'nin yetiştirdiği en unutulmaz sporculardan biri. Sahaların yıldızı, büyük golcü, çok sevdiğimiz Ümit Karan için kocaman bir alkış. Abi ben sarılacağım abi, nice şampiyonluklar yaşadık ya. Ya nasıl bir an yaşadık ya, sarılalım ya. Çok anormal bir an yaşamadık. Ya, neliyiz? Çok sarılalım. Ya niye sarılıyoruz? Ya bir güzel anda. Ya. Hanımlar, beyler, Ümit Karan. Tamam abi. Yediniz beni ya. Ya maske ilk çıkaracaksın yoksa en son? Yani ortada olmak kötüydü. Ya başta olacaksın ya sonda. Sen neler hissettin abi? Ben hayatımda ilk kez şarkı söyledim. Gerçekten mi? Ben şarkı, yani banyoda da söylemiyorum. Ama dans şovum fena değildi yani. Bence baştan aşağı çok iyiydi ya. Biz sporla uğraşan bir ünlü zannettik. Yani böyle profesyonel, senin gibi dünya starı bir futbolcu evet, çıkacağını ben bilmiyordum. Ben de tahmin etmedim. Yani gerçekten. Vallahi... Burada olmak güzeldi. Gerçekten eğlence oldu. Çok keyifli. Abi biz de maskeleri ya. De ben merak ediyorum bu sefer tabii ki. Ya onları da merak ediyoruz da dur şimdi, senin sarhoşluğundayız biz. Performans da acayipti abi. Nasıl onunla o kadar çalıştın ya? Teşekkür ederim. Ama sana Hasan Kabze dedi bak, biliyorum. Evet evet. Zaten Hasan Kabze ile aramızda bir problem var. Benim formayı giymeye çalışıyor 99'u. Öyle mi? İpucu paketindeki şeyleri merak ediyor musunuz evet. Sevgili dedektiflerimiz ve seyircilerimiz? Abi şu çok klasik bir şey vardı orada yani. Onu bak dedim ama ben size. Bu oydu. Yani hangimiz unutabiliriz ki? Gördüğümüz paketteki Berlin çıkartmalı valiz zaten doğduğu şehri işaret ediyordu, Berlin. Tabii ki en büyük ipucu parmaklarını kaldırarak olan o klasik sevinci. Muhasebecilik gerçek hayatta istediği meslekmiş. Elektronik aletlerle uğraşması da yanlış ipucuydu. Ekranları başındaki seyircilerimiz de çok oraya takılmış olabilirler ama şunu gördükten sonra gerçekten Ümit Karan olduğunu uyanmamız anlayan lazımdı. Eminim binlerce seyircimiz vardır. Çünkü ya çok güzel başarılar yaşattınız bize. Burada da çok güzel anlar yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Gecenin sonuna yaklaşıyoruz. Ve şimdi gecenin en güzel anı. Maskesini çıkarttı. Maskesiz bir şekilde performansını bir kez daha sunacak. Ümit Karan. Sorma sana, unuttum
terk ettin gizlice. Aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. El ele karşılık yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, öyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim, üzüm yollarda kaldı. El ele karşılık yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, öyle